Efendim Elit Andatçam geliyor. Buradan anneme meydan okuyarak onun kadar iyi mercimekli bulgur pilavı yapmak istiyorum. Şimdi ben şu anda gerçekten Çağla'yla konuşuyor gibiyim. Ya. Benim en unutamadığım sahnelerden bir tanesi senin Timur'a böyle çok pis davrandığın. Aha aynen Timur. Böyle Hollywood starlar hani böyle döner ya. Evet. Böyle poz verir sonra döner böyle. Biz böyleyiz. Buradan bağırıyorlar. Falan buradan bağırıyor o tarafa falan. Yani bahar quiz'i mi yapacağız? Aynen öyle. Hadi canım. Bunu attın mı biliyor musun? Attım tabii ki. Bayanlar, baylar, lezzetli yemeklere meftunlar. Hepiniz Filiz'le Bu Yemek Senin Hikayene hoş geldiniz. Efendim ben Kaan Yarman. Bu serimizde konuklarımızı nefis yemek tarifleri mutfağında ağırlayıp onlarda anısı olan, hikayesi olan bir yemek yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bir eli baharda, bir eli kanda, rap tutkusuyla gelir akla. Tiyatro konusunda vermez tatil, yeni gözdesi Leyla ile Mecnun değil. Dosta güven Timur'a korku veriyor. Efendim Elit Andatçam geliyor. Çok güzelmiş. Bunu kim yazdı? Ben yazdım, ellerim benim. Gerçekten vallahi mi? Çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Ay çok tatlı. Böyle mutlu eden konuğa bayılıyorum ya. Çünkü mutlu ettin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu an körler sarlar, birbirini ağırlar. Ben bu arada seni iyice bir stalkladım. Elimizde bazı bilgiler var. Öyle mi? 88 doğumlu bir aslan burcusun. Çok doğru. Doğru. Malatyalısın. Malatyalıyım. Ortaokulun sonuna kadar Malatya, sonra bir İzmir var değil mi? Lisede evet, lisede İzmir'e taşındık. Liseye geçtiğim zaman Bornova Anadolu Lisesi'nde okudum. Yani lise hayatım, o ergenlik dönemim İzmir'de geçmiş oldu. Kordon'da geçmiş oldu. Sonra da Ankara. Anne baba öğretmen. Anne baba öğretmen. Müthiş. Bir ablam, bir de yeğenin var. İki ablam, bir yeğenim var. Ah be Kaan. Neyse. Buna nazar boncuğu olsun. Tiyatroyla da fırtınalı bir ilişkin var. Hep hayatında. Hep hayatımda, evet evet. Tamamdır. Yıllardır. Baban Ali Ekber amca, İngilizce öğretmeni. Doğru mu? Amca demen çok komik. Hemen bu kadar... İçselleştirdim. Hemen bu kadar içselleştirme çok komik. Çünkü şimdi şöyle oluyor. Böyle konukları burada ağırlarken bir öncesinde araştırma yapıyoruz ya. Benim için şu an şey gibisin. Nasıl anlatayım ya? Böyle yıllardır tanıdığım bir arkadaşım gibisin gerçekten. Ama şurada bir haksızlık yok mu? Ben seni yıllardır tanıyormuş gibi hissetmiyorum. O da senin ayıbın. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Bugün hangi yemeği yapıyoruz ve sendeki hikayesi nedir? Bugün mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Şöyle bunu yani annemden başka kimseden yemedim sanıyorum. Aa. Bu yemeği. Genelde anneler çok iyi yemek yapar, evet. Ya. Benim annem çok iyi yemek yapmaz. Aa. Evet. Ama öğretmen, çalışan kadın falan muhtemelen. Sadece ondan da değil, çok sağlık takıntısı var annemin. Lezzeti falan çok önemli değildir annem için. Ama bunu çok iyi yapıyor yani, hani mercimekli bulgur pilavı dedin mi de annem yani. Bu arada bu minnoş da aslına baktığında şey, çok sağlıklı bir tarif. Bulgurun bir besleyiciliği var ciddi anlamda. Böyle karamelize soğan falan böyle bir pıt da arttıracağız mercimek onu. Mercimek zaten. Aynen. O da süper, aynen, besin diyoruz. Hakikaten öyle bu arada. Protein çok falan. Ciddi bir protein kaynağı. O yüzden bence annen doğru yerden lezzetli şekilde yürümüş yani. Olabilir evet, ama bana tarifini vermedi. Ha. Yani onu istiyor ki herhalde gittiğimizde o sadece kendi yapsın ve biz yiyelim falan, öyle bir şey vermedi. Ben de buradan anneme meydan okuyarak onun kadar iyi mercimekli bulgur pilavı yapmak istiyorum. Şimdi Meyla'nı düşünsün. Tamam süper, başlayalım yavaştan o zaman. Başlayalım. Çok acemiyim. Tarife baktım. Orada tarife bakmadan yapamıyorum. Nefis yemek tariflerinden baktım tarife. O yüzden böyle becerikli gibi görünmezsen beni cover et. Olur mu? Hiç yani problem değil. Şu anda kralını yapacağız, öyle söyleyeyim sana. Gerçekten. Müthiş. Şimdi ilk önce soğanları karamelize ederek başlayacağız. Evet. Bu minnoşa böyle bir çıta arttırmak için bulgur pilavını yapacağız. Üstüne bir de karamelize soğan dökeceğiz. Tamam mı? Bu da bizim dokunuşumuz olacak. Aynen. Hı? Aynen öyle. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben sana bir tane soğan vereyim. Tamam. Bir tanesini sen al, bir tanesini ben alayım. Ben sana sorularımla başlıyorum. Buyurun. Şimdi bu yemeği ilk kere yapıyorsun, onu anladık. Çok iyi yaparım dediğin bir yemek var mı? Kısırı çok iyi yaparım, biliyor musun? Oo. Vallahi kısırı çok da severim. Süper. İyi de yaptığımı düşünüyorum. Ben unuttum nasıl yaptım. Bunu kendi istediğim gibi yapacağım. İstediğim gibi yapıştır, hiç problem değil. Ya birazcık da hikaye günün sonunda aslında doğaçlama olması. Yani içinden nasıl geliyorsa öyle yap, anladın mı? Bu işin A'sı, B'si, C'si tabii ki var. Ama olmazsa olmaz mı? Hiçbiri değil. Şimdi ben şu anda gerçekten Çağla'yla konuşuyor gibiyim. Ya. Tamam mı? Yani hani aslında neredeyse karakterin aynısısın. Yani o içtenlik,
Çağlan enerjisi çok yakın bana hakikaten. Yani tabii ki o kadar dünyanın en iyi arkadaşı değilim. Bak buraya şöyle bir not yazmış arkadaşlarımız. Senin gibi dostum olsun, 100 bin lira borcum olsun. Birazcık cimrilik yapmış bizimkiler. Yani 5-10 milyonum var. Vallahi 5-10 şakasız. Milyonum var mı? Vallahi. O zaman benimle küsen eski dostlarıma gelsin. Onlar kaybetti. Onların yılanlığıdır bu. Gel şimdi şunun altını bir açalım inceden. Artık bu harıl harıl yanacak. Dışı böyle kahverengileşecek. O kahverengileşme yanma değil aslında. O soğan çok şekerli. Aynen. Soğan çok şekerli. İçindeki şekeri dışarı çıkartmış olacak. Biz tabana yapışan şekeri ve çevresindeki şekeri onunla sıyıracağız suyla. Bütün bunları nereden öğrendin? Babam pasta yapmayı nereden öğrendi? O zaman yavaştan bulgur pilavını yapmaya geçelim mi? Geçelim. Haydi bakalım. Az soru listemiz gelsin. Yes. Ondan şöyle 2 su bardağı istiyoruz. 2 su bardağı. Aynen. Bardak var mı? Tam bu 2 su bardağı ölçüsü aslında şu an elimizdeki. Okey süper. Bu arada Mardin bulguru coğrafi işaretli bir ürün. Ha. Aynen. Hocam bana dur de. Okey mi? Birazcık daha alsak yeterlidir. Bence müthiş. Şimdi. Şöyle bir zeytinyağımızı şunun içine alalım. 2 yemek kaşığı kadar. Ben sana o sırada sorularımdan bir tanesini daha sorayım. Şimdi bahar çok eğlenceli ya. Benim en unutamadığım sahnelerden bir tanesi senin Timur'a böyle çok pis davrandığın. Aha, aynen Timur. Aynen evet. Çay içiyorum Timur. O sahne. Senin böyle bir çok eğlendiğin favori sahnen falan var mıdır? Bizim sahnelerimiz hep Demet'le başladı. Önce Demet'le çok çok eğlenerek başladı. Ama o çok yansıyor zaten. Yani sizin ne kadar eğlendiğiniz hani her türlü belli oluyor. Yani bence de bana da öyle gibi geliyor. Sonra hani böyle bu Buğra'yla da sahnelerimiz oldu. İşte sonra Mehmet'le de oldu. Füsun ablayla, Hatice'yle falan. Hani oralarda böyle hepsiyle ilk karşılaştığımda yani ben Demet'le çekmeye hazır alışmışken evet. Sonra böyle başka birileriyle de sahne çektikçe iyice böyle bir kat daha zevk almaya başladım falan böyle. Benim için lezzeti tatlanmış oldu. Daha artmış aile oldu. Gibi hikayesi var ya. Mutfakla arası en iyidir dediğim bir oyuncu var mı içeride? Çok bilmiyorum o kadar. İçeridekilerden, karakterlerden? Ha, kim yemek aynen. Yapıldı? Bence Çağla yapmıyordur. Çağla yapmıyor. Çağla hiçbir şey beceremiyordur aynen. Bence. Şimdi bu minnoşları birazcık şöyle inceden öldürdüm ben. Senin tiyatro hikayende şu anda Leyla ile Mecnun değil var. O nasıl gidiyor? Vallahi geçen sezon başladık ona da. Çok güzel gidiyor. Çok çok iyi bir sezon geçirdik. Bülent Emrah Parlak'la birlikte evet. Oynuyoruz. Bülent yazdı. Murat Eken yönetti. Harika bir sezon geçirdik hakikaten yani. Hani hem dizi hem oyun böyle bir oyuncu olarak çok tatmin olduğum bir sene yaşadım. Şimdi işte turnelerimizi yaptık. Onun bir konusunu anlatır mısın ya? Hikayesi nedir onun? Bir boşanma hikayesi süper. Aslında ama bir... Süper derken boşanmaya süper hikayesi. Süper çok iyi evet. Aradığım şey ya. Bu arada ben şu bulguru koyayım yavaştan. Tamam. Bunu bir kavuracağız. Birazcık daha böyle şey yapıyorum. Daha böyle tane tane yapıyor. Ha. O yüzden sen de evde böyle yaparken... Ben karıştırabilir miyim hocam? Tabii ki buyurun lütfen. Benim için bir zevk. Ha, dediğim gibi bir yes, bir boşanma hikayesi. bir cenazede geçiyor ama. Boşanmak üzere olan bir çift, çok sevdikleri abilerinin, bir arkadaşlarının cenazesinde bir araya geliyorlar. Ve işte yüzleşmeleri, bir yandan yorgun aşkları. Evlikleşen o klasik şeyler, hikayeler. Evet, onlar o yüzleşmeler sonunu da söylemeyeyim. Şöyle bir yerleyeyim de. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Kanda da varsın. Geçen sene gittim. Her evet. Masada varsın. Yani TV'de varsın, tiyatroda varsın, Kanda varsın. Geçen sene evet Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde oynadım onunla. Kana gitme şansına eriştim bence. Çok güzel bir deneyim. Sen kokoş bir öğretmendin değil mi orada? Öyle bir olay evet, vardı. Evet, aynen öyle. Kokoş bir öğretmen, Firdevs öğretmen. Bence çok tatlıydı o da. NBC ile çalışmak bir şey. Öyle bir kan deneyimi de bambaşka bir şey zaten yani. Ben orada en çok şu kırmızı halı hikayesini çok merak ediyorum. Böyle, o deneyim nasıl ya? Onu bir anlatsana mesela. Böyle bir tüm spotlar senin üstünde falan filan. Bir tane videom var sana izleteceğim onu tamam. Sonra. Çok komik bence. İlk kırmızı halıya çıktığımızda evet. Başka bir filmin galasına gittik bir arkadaşımla. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. O kadar ve onun videosu o kadar komik bir an var ki biz böyle giriyoruz kırmızı halıya. Müthiş grand tuvalet falan.
nereye gideceğimiz, nereye bakacağımız şaşırıyor. Buradan bir şey soruyor, oraya dönüyoruz ama hani böyle Hollywood starlar hani böyle döner ya, evet. Böyle poz verir, sonra döner böyle. Biz böyleyiz. Buradan bağırıyorlar. Falan, buradan bağırıyor o tarafa falan. Yani hiç o raconu bilmemek, o kırmızı halıların, hani o dünyaya ait olmak çok garip bir şey. Biz böyle şey ördekler gibi böyle böyle bizi çağrının önüne gidip poz veriyorduk. Şu, bu arada ben bunun suyunu vereceğim. Şöyle bir 4-5 dakika kadar kavurduk bunu. Bak şu ses. Müthiş. Hocam ben şimdi heyecanlanmaya başladım. Birazcık daha tuzunu vereceğim. Oh. Sana bu sırada şeyi soracağım. Şimdi ismini yanlış okumayayım. Sen beni düzelt lütfen, yanlış telaffuz edersem. Mads Mikkelsen. Hmm. Onunla bir fotoğrafın var. Ben şeyden biliyorum. Hannibal, bir de şey, Casino Royale. İşte o şeylerin, partilerinde bilmem nelerinde bir sürü Hollywood yıldızıyla karşılaşıyorsun falan ama Mads Mikkelsen'i görünce ben böyle şey oldum. Allah'ım. Yapacağım bunu, çok özür dilerim. Yani ben de Türkiye'den giden Malatyalı bir kızım. Mads Mikkelsen'i görünce de yani orada havalı havalı duramayacağım, gidip fotoğraf çektireceğim, kimse kusura bakmasın falan deyip gidip çektirdim hakikaten. Mads yani. Bey. Evet, Mads Bey, çok özür dilerim, eğlencenizi bölüyorum diyerek. Bu arada şey çok ilginç, Mads Mikkelsen'le çektirdiğim o selfie'nin arkasında abi baktım kim çıkmış, Uma Thurman. Gerçekten mi? Evet, çok saçma değil mi ya? Şuraya o fotoğrafı istiyorum ya, şurada görelim onu. Uma Thurman böyle arkada duruyor falan yani, komik. Şimdi bu minnoşumuz şöyle bir 10-15 dakika kadar tıngırdayacak burada. Süper. Tamam mı? O gene karamelize olmaya devam edecek. Ben sana diğer sorularıma devam ediyorum. Ben Çağla'ya bir restoran açtırmak istiyorum. Çağla bir restoran açsın. Enerjik, güzel bir yer olacak muhtemelen. Ha. Menü nasıl olur? Ay çok güzelmiş. Bence şöyle olur. Net İtalyan mutfağı, net deniz ürünleri falan seçmez Çağla. Güzel, süper. Bence böyle birazcık ortaya karışık. Her hafta gittiğinde belki farklı bir, yani başka bir şeyler denenen, başka bir şeyler bulacağın. Belki sürekli aynı şefle çalışmayan. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence Çağla'da eğlence olduğu için o böyle bir sıra gecesi, böyle bir çiğ köfteyi yoğuralım falan da böyle bir arada attırır yani. Bence yeri gelir çiğ köfte de olur, yeri gelir işte kısır olur, sushi olur, işte sonra balık olur. Bir, hani böyle sanki net... Çok dünyası var. Evet, bir şeylere kararlı bir tip değil bir şekilde Çağla bence. Ben de değilim. Karar dünyanın en zor şeyi bence. Bu arada ben bunun altını kapatıyorum. Çok özür dilerim. Bakabilir miyim hocam nasıl ki, böyle şey oluyor mu olmuyor mu diye. Evet. Şimdi bunu demleyeceğiz. Şöyle üstüne bezini veriyorum. Koyuyorum. Altını kapattık. Bu minnoşu şöyle bir kenara alacağım. Hop. Şurada dursun. Karamel soğanımız da oldu. Bu oldu. Bak rengi, bu tam istediğimiz şey. Bu yanık değil, içindeki şekerin böyle bir ince ince yayılması aslında. Çok bu minnoşun en son içine şöyle bir parmak kadar su koyacağım. Onu böyle bir karıştıralım. Tamam. O iyice bir kendini bağlayacak zaten. Bağlayacak mı? O şekerini falan emecek etraftan. Bu ne güzel terminoloji ya, böyle bağlayacak. Bak böyle dikkat etsen hafiften böyle bir bal kıvamına gelir o. İnce ince. Ay çok güzel hakikaten. Şimdi quiz'e geçiyoruz. Bana sorular soracaksın. Bahar quiz'i mi yapacağız? Aynen öyle. Ha. Hizmette sınırımız yok dedik ve mini bir quiz'le geldik. Şimdi ilk sorum. Bahar'ın uyarlandığı Kore dizisinin orijinal adı nedir? Igyuas en Dabi Anida Cha mı? Dakteo Cha Jun Suk mu? Cha 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 mı? Dakteo Cha Jun Suk. Vallahi mi? Evet. Vallahi helal olsun, bildi bir. Yes. Bir de bir, tebrik ediyorum. 2. Bahar ve Timur'un boşanma davasının görüldüğü gün hangisiydi? 11 Haziran, 7 Haziran, 14 Haziran. 11 Haziran. Hadi canım. Bunu attın mı biliyor musun? Attım tabii ki. Bunu da doğru söyledi. Ama bildim ya. Yani. Oha, helal olsun evet, ya. Evet. Çağla'nın Bahar'ı falcıya götürdüğü sahnede Çağla'nın taktığı kolye hangi renklerdedir? A. Gri ve lacivert. B. Siyah ve eflatun. C. Krem ve mor. Bunu bilemezsin artık. İnşallah da bilmezsin. Siyah ve eflatun. Oh be, bilemedi. Krem ve mor. Ya gerçekten mi? Bakayım dost, fotoğrafı var mı? Çıkartalım. Hemen şuraya koyalım. Nereden şuraya koyabilir miyiz diyeceksin. Dizinin en yüksek reytingi alan bölümü hangi gün yayınlanmıştır? A. 23 Nisan. B. 30 Nisan. C. 11 Haziran. 23 Nisan. Değil. Değil mi? Vallahi 30 Nisan mı? Evet. Ama ikinciyi kabul etmiyoruz. Aa, okey, tamam. Onun da sebebi şuymuş. Bahar'ın
Timur ve Rengin'le yüzleştiği bölümmüş. Ha, hatırlarsın. Okey, anladım. Hatırlarsın. Doğru, doğru. Hak ediyor o kadar reytingi. Biz quizimizi bitirdik. Öyle mi? Nasıl, fena değilim bence. Çok iyiydi. Hadi gel şimdi şunu karıştıralım. En son tadıma geçelim. Tamam. İyi, ben acıktım. Ben de acıktım. Zamanı geldi. Oo, hadi gel, hadi. Sen karıştır. Tamam. Komple dök içine. Oo, güm güm güm. Bu helmeli yapısı. Müthiş. Şimdi karıştıralım. Karıştırıyorum. Hadi tadıma geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Son dokunuş olsun. Hadi artık, hadi. Yemek istiyorum, hadi. Evet, şöyle tereyağlı. Kırmızı biberli sosumuzu da şöyle üstüne gezdiriyorum. Ya bu koku ne? İşte ben çok mutluyum şu anda. Ben sana şöyle servis yapıyorum. Lütfen. Şöyle. İyi ki bir şey yemeden gelmişim. Pazlı o kadar güzel erteledik ki birlikte. Ben bunu böyle alıp bunun üstüne döksem. Bende o var. Bende de var. Bende o var. Ama ben şöyle tercih ediyorum, kendi damak zevkim. Bir bundan bir kaşık, arkasından ondan bir kaşık. Ben oncuyum. Ama kimisi de karıştırıyor. Şimdi ben öncelikle böyle bakacağım. Tamam. Sonra da bunu katmak istiyorum. Bunu annem çok kızıyor. Böyle kalabalık yerlerde falan da katmaya utanıyorum böyle. Yoğurdu buna katıp böyle biz karıştırmaya. Biz ona lapa deriz. Lapa mı? Evet. Valla bizde Tarsun'a lapa derler. Aa. Hadi başla, ilk sen dene. Öyle mi? Tamam. Heyecanımız yüksek. Meral Hanım, Meral Hanım. Neredesin Meral Hanım? Hadi gel Meral Hanım. Ya şunu bir ye, gör bakalım bu ne. Çok iyi. Bana tarifini vermedi. Buradan anneme meydan okuyarak onun kadar iyi mercimekli bulgur pilavı yapmak istiyorum. Meral Hanım, siz de gelirseniz tarifini vermeyeceğiz. Bir soracağım, izin verirsen ben bunu karıştıracağım. Lütfen, afiyet olsun. Yani bu tamam, yabancı yerlerde bunu yapmaya utanıyorum. Yeni tanıştığım insanların yanında. Bu özgürlüğü kendime tanıyorum. Aynen böyle yapıyorum. Bunun benim için iki tabağı çok net var. Ama programı kapatmaya da ihtiyacımız var. Efendim çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.